E biz dün oynanan son mücadeleyle başlayalım konuşmaya değerli izleyenler. Az önce de bahsettik Beşiktaş Lig'in son sırasındaki İstanbul Sporu dün 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bir önceki hafta Konya Spor'la karşılaşmıştı Beşiktaş. E, o maçta da yine e, Konya Spor'un zaten düşmanlığına yakın olduğunu, Beşiktaş'ın tam anlamıyla nasıl oynayacağını aslında bilemiyorduk. E, bu haftaki oyun sana e, nasıl bir iz verdi? E... Bir kere rakip İstanbul Spor. Hı hı. Bu maçı değerlendirirken de aslında bu galibiyeti bekliyorduk. Galibiyetten evet. daha da öte bir tablodan bahsedelim. Ee, İstanbul Spor gayet iyi bir oyun ortaya koydu. Hı hı. Bunu söylemek lazım. İkincisi de tabii Beşiktaş'ta merak edilen şey yetenekler. İşte Semih ne yapacak, Muçi evet. ortaya ne El oyun müsrat. koyacak. El Müsrati keza aynı şekilde. Ve bu performanslara baktığımız zaman da Semih de, Muçi de, Gayet de iyi işler yaptılar. Hı. Hakikaten de Semih'in golü çok şıktı Yok. ve Muçi de zaten kendisinden beklenen ortaya koydu. Hı. Rakip görece Beşiktaş'ın seviyesinin tabii ki de biraz altında kalıyor. Ama oyun olarak da kalite olarak da bulunduğu pozisyonu şu anda ketmeyen <laughs> bir İstanbulspor var. O yüzden de böyle evlere şenlik bir rakiple de oynamadı Beşiktaş. Hı hı. Yani burada Santos'un oynatmaya çalıştığı oyunu bir nebze görüyoruz. Ama tabii ki de o da muhtemelen üstüne biraz daha koymaya ya ihtiyaç olduğunu düşünüyordur herhalde. Ama hep şunu diyorduk ya Beşiktaş için, ilk yarılardaki e, oyun çok daha hı hı. keyifsiz, ikinci yarıda biraz toparlanıyor, neden böyle diye. Bu karşılaşmada bu değişti mi sence? Bu karşılaşmada o bir nebze. <laughs> Onun da en büyük sebebi aslında İstanbul Spor'un tabii ki kadro kalitesiyle alakalı problemiydi aslında. Yani burada evet. İstanbul Spor teknik adam açısından Osman Hoca ile birlikte çok iyi bir iğme yakaladı. Ama bu iğme oyunun kalitesini yükseltse bile doğal olarak oyuncu kaliteniz yer yer tartışmalıysa <laughs> ve bu ligin seviyesinin biraz altında kalıyorsa bu 90 dakika boyunca istediğinizi yansıtmakta zorlanmanız anlamına geliyor. Çünkü bu talihsizliği bazen iyi hocalarımız yaşıyorlar hı hı. ve şu anda İstanbulspor'un da Beşiktaş karşısındaki oyununa ya da işte kadrosuna baktığımız zaman Beşiktaş'ın senin bahsettiğin oyununu oynayabilmesine fayda sağlayabilecek bir İstanbulspor kadrosu vardı. Peki biraz istatistiklere bakalım mı Tabii genel ki. olarak böyle çok da bir fark yok şimdi. Hı hı. Sıralamayı görmeden bu iki takımın bu mücadelesine evet. baksan muhtemelen arada çok belki fark olduğunu söylemezsin. Tabii. Listede birbirine yakın diyebilirsin ama çok büyük farklar var. Şu... Toplam şut oranlarında 15'e 15 görüyoruz. Hı -hı. İsabet şut sayısı 6'ya 6 yine aynı şekilde ilerliyor. Toplu oynama yüzdeleri %52 Beşiktaş, ile. İstanbul Spor olarak dikkat çekiyor. Pas sabit yüzdeleri de aynı yüzde 82. Ne diyorsun? Şöyle e, sevgili Demet. Aslında burada çıkarım yapılması gereken noktalardan bir tanesi şu. İstanbul Spor şu ana kadar ligin 20 golle en az gol atan takımı. Evet. Biz Beşiktaş'ı değerlendirirken Santos'un savunmayla alakalı odağınından bahsetmiştik. Santos kendisi de bahsetmişti. Hı -hı. Yani savunmaya dönük bir şeyleri daha farklı kılmak gerektiği ile alakalı söylemleri vardı. Evet. Şimdi burada... Ligin az pozisyon bulan, az gol atan bir takımına karşı kalenizde 6 tane isabetli şut şansı vermek e tabii ki de bu eleştirilmesi gereken bir nokta. Yani burada bir SOS sinyali SOS var. Yani burada hı hı. Beşiktaş kadar şut atan, Beşiktaş kadar isabetli şut bulan bir İstanbulspor var ve isabetli pas performansına baktığımız zaman da Beşiktaş kadar isabetli bir pas performansı ortaya koydular. Ve aynı zamanda da fiziksel kapasite anlamında ikili mücadele kazanmada da birebir yerden ikili mücadelede de hava topu kazanma değerlerinde de e, Beşiktaş'a üstünlük sağladılar. Şimdi her iki değerde de şimdi daha az top kaybettiler. Evet. Daha fazla ikili mücadele kazandılar. Daha fazla hava topu kazandılar. E, daha fazla şut demeyeceğim. Onlar denk serden ama <gülüyor> <gülüyor> şu izlenim çıkıyor. Belki de bir nebze daha kadro kalitesi yukarıda olsa zorluk çıkartacaklar. Olabilir. tabii. Ki. Üstelik rakip sahadaki isabetli pas performansına bakıyorsunuz evet. %74. Evet, yani Beşiktaş kendi yer alanında İstanbul Sporu %74 gibi yüksek bir pas başarısı sağlıyor. Bunu engelleyemiyor Hı. ve aynı zamanda da oyun içerisinde İstanbulspor'un Sporu'nun 15 tane ortası var ve bu 15 ortada yine çok fazla. Yani bu rakibin geldiğini de gösteriyor. Yani Beşiktaş ile ilgili paralel bir çizgiyle birlikte SOS veren problemli çizgisini bize biraz daha gösterdi. Mert Günon performansı bir nebze daha düşük kalsaydı belki çok daha farklı bir oyundan bahsediyor olacaktık. Ama hücum futbolunda da aradığını buldu gibi bir Mert Günon'la ilgili bir istatistik dikkatimi çekti. 21 uzun topla maçı bitirdi. Uzun toplarının başarı yüzdesi nedir? Aslında ona da bakmak lazım. Onu o evet. zaman Serkan'dan rica edelim. Evet. E, bu sırada da biz istersen bir Tabii. basın toplantısına gidelim. Sonra çünkü bireysel bazı performanslara da değineceğiz değerli <laughs> izleyenler. İstanbul Spor Beşiktaş mücadelesi sonrası iki teknik direktöründe maç sonu açıklamalarına bakalım. Teknik direktörlerin açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Beşiktaş kısmını konuşmaya devam edeceğiz. Santos'un açıklamalarına da baktık. Hmm. E, tabii en çok sorulan sorulardan biri de bir sonraki hafta Galatasaray derbisi ama o bizim ilk önceliğimiz şu anda Ziraat Türkiye Kupası dedi. Konya spor maçı da çarşamba günü oynanacak. Bunu da şimdiden hatırlatalım. E, basın toplantısından önce Mert Günok'tan bahsediyorduk. Ben 21 uzun top dedim ama şimdi saydık e, 24 uzun topta yalnızca 7 başarı var. E, evet. Nasıl yorumlarsın? E, i̇yi bir start değil tabii. Burada Mert'in e, kendi kafasına Hı -hı. göre oyunu başlatma gibi bir lüksü bulunmuyor. Belli ki bu kadar fazla uzun başlangıç yaptığına göre Hı -hı. teknik kulübe e, bu konuda Mert Güna uzun oyna demiş gibi gözüküyor. Ancak bu kadar fazla uzun oynayıp bu kadar fazla hata yapmasına rağmen bunu 90 dakika boyunca sürdürüyor olması da başka bir durum. Tabii şöyle bakalım. Sevgili Serkan'dan rica edelim. Sadece alttan ilk yarıyı bir işaretleyip ilk yarıdaki ve ikinci yarıdakine bakalım. İlk yarıda 6 7 8 10. 2'ye bakalım bir de yani bu sürdür evet hı hı. bak şimdi ikinci yarıda ilk yarıda hatalar var. İkinci yarıda daha fazla var. Evet. Yani bunun dozu arttırılmış. Evet. <laughs> yani enteresan bir tercih. Tabii i̇şte burada ben de şimdi Santos'u ve kaleci antrenörü belki de e, bu anlamda belki de eleştirebiliriz. Mert'in oyun başlangıçları ...daha kısa paslar, daha net, daha böyle stopere dönük ya da işte merkeze dönük olsaydı... ...bu kadar fazla pas hatası da rakibe servis ha. edilmeyecek olacaktı. Peki. Çünkü bunlar, Hı -hı. bu toplar e, nereye gitti? Gördüğün kadarıyla büyük bir oranda Hı -hı. bir iki tanesi dışında hepsi e, İstanbul Sporlu oyunculara gitti. Yani toplamda kaleciniz oyun başlangıçlarıyla... ...takribi 18 tane İstanbulspor atağının başlamasına sebebiyet veriyorsa... Hı -hı burada bir sorundan bahsedebiliriz ki bu fırsatı İstanbul Spor değerlendiremedi. Galatasaray böyle bir fırsat yakalarsa herhalde evet. affetmeyecektir. Doğru. Bazı oyunculara bakacağız. Muçi ve Semih'e bakalım diyorum Tabii ben. Muçi ile başlayacağız. Onun da istatistiklerini yine e, rica edeyim. Üzerinde konuşalım. E, yerini sürekli değiştiriyor Fernando Santos. E, Santofa'nın arkası denemişti. Burada da biraz daha 8 numara pozisyonunda oynadı. E, dünkü karşılaşmada. E, bir golü var. Maç sonunda da e, keyifli açıklamaları vardı aslında. E, direkt e, Gol atmaya odaklanmıyorum. Daha çok hı hı. takım içerisinde performansı <laughs> yükseltmek evet. istiyorum dedi. Hemen istatistikleri de ekstrana geldi. Bir gol kaydetti. 63 kez topla buluşuyor. 41 isabetli pasta, pas isabet oranı %87. 9-2'li mücadeleden de 4'ünü kazanmış yeni transfer Mochi. Evet, bulunduğu mevki itibarıyla zaten böyle bir pas performansını da kendisinden bekliyorduk. Yani hı hı. Oyunu iyi servis eden, iyi başlangıçlar yapan bir... Muçi beklentimiz vardı ve yüzde 87 de takımın ortalamasının üstünde çünkü takımın pas performansı yüzde başında kaldı. Evet. E, Muçi yüzde 87 de takım ortalamasının da üstüne çıktı. Bir de skor üretti. E, bence sınıfı geçen bir performanstır. Bir de hücum Hı -hı. karnesine de bakarsak eğer Muçi'nin orada da şut karnesini belki görürüz ama tabi savunmayla ilgili biraz daha rollerini merkezde oynaması, biraz daha geride oynamasını Hı -hı. da verdi etkiyle birlikte. E, hücumdaki aksiyonları biraz daha sınırlı kaldığını söyleyebiliriz kendisine. Kayseri spor maçında sağ açıkta görev evet. aldı. Konya spor mücadelesinde Santifor arkasında, dünkü İstanbul spor maçında Hı -hı. da daha çok 8 numara pozisyonunda gördük kendisini. Fernando Santos e, tam olarak onu nerede oynatacağını arıyor, arıyor gibi. Falan. Evet, takımında ihtiyacı var çünkü. Böyle bir joker gibi oyuncuya. Çünkü eksikleriniz oluyor, sakatlıklar oluyor ve Beşiktaş'ın kadrosunda bu tarz farklı mevkilerde oynayan oyuncu sayısı çok kısıtlı olduğu için de <laughs> Muçi biraz ilaç gibi gelmiş olabilir Santos'a. Evet. Peki karşılaşmanın yıldızı, Beşiktaş'ın yıldızı diyelim hatta Semih'i de biraz <laughs> konuşalım. Takıma bir enerji getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Evet. İlk 11'de sahne alıyor. E, 11 kez ilk 11'de görev aldı Semih. 14 maçta 9 gol, 2 asist var. Güzel istatistik. statistik. Çok. Feyyaz Uçar'ın maç sonu açıklamalısında yine <laughs> Ondan <laughs> övgülerle bahsettiğini gördük. Dün bir gol kaydetti. Hı -hı. 23 kez topla buluştu. 5 isabetli pasta. Pas isabet oranı %52'li mücadelede 9'a 3. Evet bazı oyuncuların verimliliğini istatistiklerle okuyamıyoruz. Evet Bu Semih bunlardan böyle bir, bir kere daha böyle bir konuşmamız evet. geçmiş. Yani video analizle data analiz arasındaki fark bu. Şimdi Hı -hı. Semih gibi bir yeteneği sadece data analizlerle değerlendirirsek kadroya girmesin deriz. Ama oyunun içerisindeki aksiyonlarını video analizle bakarsak Hı. da sadece Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunda bir yıldızı olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Ha, toparlanması gereken performans neydi? Daha önce de seninle bahsetmiştik. İkili mücadele değerleri düşük kalıyor. Belki de fiziksel e, gelişimini Hı. tamamlayınca daha iyi olacak her şey. Olabilir. Buna ihtiyaç olabilir ama bulunduğu pozisyon itibariyle de işte iki pasının birinin rakibe gitmesi, az pas atabilmesi vesaire bu biraz onun da topla buluşabilmesiyle alakalı bir durum aynı zamanda ama denedi, skorunu da buldu. Biraz daha verimliliğini yukarıya çekecektir. Çekmeye de ihtiyacı var. Sonrasında her şey daha iyi olacak gibi gözüküyor.